Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman Ayetleri programında Saffat Suresi 22-39. Ayetler arasını değerlendireceğiz. Allahu Teala burada ahiret aleminden bazı manzaraları bize anlatıyor. Kur'an-ı Kerim dünyanın mahiyetini bize anlattığı gibi ölüm ve sonrasını da bize anlatıyor. Diğer alemde insanların gidecekleri menzilleri, cenneti, cehennemi adeta birer tablo şeklinde gözümüzün önüne seriyor. Ve Allahu Teala şöyle buyuruyor. Uhşurul lezina zalemu ve ezvacehum. Cenab-ı Hak diğer alemde mahşer meydanında şöyle buyuracak. Uhşurul lezina zalemu, o zalimleri sevk edin, götürün, toplayın ve ezvacehum, onların eşlerini, onlar gibi olan eşlerini. Veya emsal manası da taşıyor bu ifade. Onlar gibi olanları, yani benzeri küfürleri taşıyanları belli gruplar halinde onları uygun olan yerlere sevk edin, götürün. Malum dünyada da mesela hapishanenin değişik türleri var. Açık hava hapishanesi olduğu gibi kapalı olanlar da var. F tipi var, başka türlü olanlar var. Hücre hapsi var. Ve dilim aynı davadan yargılananlar belli bir yerlere götürülüyor. Bu manada da diğer alemde belli küfür kategorisinde yer alanlar kendilerine uygun yerlere götürülecek ve emsali olan kimseler de oraya sevk edilecek. Ve mâ kânû yâbudûn, ve taptıkları şeyleri de oraya götürün. Yani diyelim putlara tapıyorlardı. Taptıkları putu da oraya getirin ta ki ne kadar zavallı olduklarını, putlara tapmakla ne kadar zarar ettiklerini net bir şekilde görsünler ve putların bir fayda vermediğini, putlarının da kendileri gibi ateşte yanacağını, ceza göreceğini görsünler. Min dunillah, Allah'ın dışında, fehduhum, onları götürün, sevk edin, ila sıratil cahim, cehennem yoluna, ateş yoluna onları iletin, sevk edin. Vakifuhum, ve onları tutuklayın. İnnehum mes'ulun, çünkü onlar mes'uldürler, yani suale çekilecekler. Burada diğer alemde değişik menziller olduğu anlaşılıyor ve mahşer meydanında genel bir sorgulama olduğu gibi belki değişik yerlerde de yine değişik sorgulamalardan geçirilecekleri anlaşılıyor. Nitekim dünyadaki hapse gönderilen kimseler de değişik yerlerde bir takım sorgulamalardan geçerler. İlk sorguları olduğu gibi daha sonra ayrıntılı sorgulamaları da söz konusudur. Mâ lekum, yani size ne oluyor? Lâ tenâsarun, birbirinizle yardımlaşmıyorsunuz. Yani dünyadayken bunlar birbirlerine yardım ediyorlardı, küfürde yardım ediyorlardı. Ama diğer alemde artık kimse kimseye yardım edemeyecek. Herkes kendi derdine düşecek ve kendini kurtarmaya çalışacak. Belhumul yevme müsteslimun. Doğrusu bugün onlar artık teslim olmuş. Yapacak bir şeyleri kalmamıştır. Yani Allah'ın hükmüne teslim olmaktan başka yapacakları bir şey söz konusu değildir. Çünkü ellerinden bir şey gelmeyecektir. Ve buna güçleri, dermanları yoktur. Ve akbele ba'duhum ala ba'di yetesaelun, birbirlerine yönelip birbirlerinden sormaya başlarlar. Yani kendi aralarında konuşurlar. Kendi aralarında işte birbirlerini itham ederler. Yok sizin yüzünüzden buraya düştük gibi bu şekilde sıyrılmaya çalışanlar olur. Galu, dediler ki innekum kuntum te'tunena anil yemin, siz bize sağ taraftan geliyordunuz. Burada medar vahs olan tebaa durumunda olan bir takım önderlerin peşinden, zalim önderlerin, kafir önderlerin peşinden giden kimseler, onlar söz konusu. Bunlar lider tabakaya diyorlar ki siz bize sağ taraftan geliyordunuz. Yani yeminler ederek, buradaki yemin ifadesi doğrudan kendi anlamında olabilir. Sağ taraftan gelmek, yani bizim hayrımızı ister gibi geliyordunuz,
Bu manada da değerlendirilebilir. Yani sanki bizi iyi yere sevk edecektiniz. Güzel şeyler vaat etmiştiniz. Hem de kuvvetle yemin ederek bunu söylüyordunuz. Ne oldu? Galu, onlar da dediler ki bellem tekunu müminin. Yani doğrusu siz mümin olmadınız. Yani siz mümin olmuşsunuz da biz sizi saptırmış değiliz. Siz kendiniz bizzat küfrü tercih ettiniz. وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ Bizim sizin üzerimizde bir baskımız yoktu. Yani zorla sizi bize tabi yapmış değiliz. بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا تَاغِينَ Doğrusu siz tuğyan içinde olan, azgınlık içinde olan bir topluluktunuz. Yani iki tarafın bu şekilde birbirleriyle konuşmaları var. İki taraf da cehennemde ve işte önder olanlar, lider olanlar, bir de bunlara tabi olan kimseler. Tabi olan kimseler sorumluluğu önder olanlara, lider olanlara vermek istiyorlar. Onlar da kendilerini savunuyorlar. Yani bizim sizin üzerinizde bir baskımız yoktu. Zorla sizi kafir yapmış değiliz. Siz kendiniz bizzat tuğyanı tercih ettiniz. Azgınlığı, günah yolunu tercih ettiniz ve böylece buraya beraber düştük diyorlar. فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا Böylece Rabbimizin sözü bizim hakkımızda hak oldu. Yani cehennem bize vaat edilmişti. Cehennem gerçekleşti. اِنَّا لَثَائِقُونَ Artık tadacağız. Yani hepimiz azabı tadacağız. Madem küfür yolunda gittik, bunun cezasını çekeceğiz. فَاَغْوَيْنَاكُمْ Biz sizi ihva ettik, kışkırttık sadece. Yani bizim yaptığımız şu oldu. Biz sizi kışkırttık. İnna künne gavin. Biz kendimiz de azmıştık, yoldan çıkmıştık. Size de sadece bir takım tahriklerde bulunduk, teşviklerde bulunduk. Ve o şekilde sizi bir takım desiselerle saptırdık. Burada yani şeytanın durumunun bir benzeri söz konusu. Şeytan insanlar üzerinde doğrudan bir yaptırım gücüne sahip değil. Şeytan kimseye zorla bir şey yaptıramaz ama vesvese verir. Şeytanın yolunda giden kimseler, küfrün önderi olan, lideri olan Firavun gibi, Nemrut gibi, zamanımızın Nemrutları, Firavunları gibi önder tabaka, lider tabaka, bunlar da şeytanın yaptığını yapıyor. Kendileri yoldan çıkmışlar. Başkalarını da yoldan çıkaracak şekilde fikirler söylüyorlar. Bu yönüyle kendileri suçlu. Ama bunlara tabi olanlar da suçsuz değil. Çünkü onlar da akıl sahibi insanlar. Dolayısıyla akıllarını onlara tabi kılmakta kullanıyorlar. Kendi iradeleriyle onların peşinden gidiyorlar. Yoksa lider tabaka, küfrün liderleri zorla başkalarını kendilerinin peşinden götürmüş değil. Benzeri bir durum İblis'te olduğu İbrahim suresinde anlatılıyor. Ve İblis de orada ben sizi zorla saptırmış değilim. Ben sadece size yol gösterdim. Siz de benim peşimden geldiniz, gelmeseydiniz diyor. Ve işin içinden kendince sıyrılıyor. فَاِنَّهُمْ يَوْمَ اِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ Artık onlar o gün o azapta müşterektirler. Yani hepsi aynı azapta beraberdirler. Hem lider tabaka azabı görür, hem de onlara tabi olanlar körü körüne taklit etmelerinin cezası olarak onlar da azabı çekerler. İnna kezalike nef'alu bil mücrimin. İşte biz mücrimlere böyle yaparız. Mücrim kelimesi cürüm kelimesinden geliyor. Suçlu anlamında. Tabi ehli imandan da nice mücrim olanlar var. Hepimizin günahları var. Ayet-i kerimede anlatılan özellikle müşrik olanlar. Yani mücrim olmakta insanlık genelde müşterek gibidir. Ama bunlardan ehli iman olanlar, bir de ehli şirk, ehli küfür olanlar var. Ayet-i kerimeler özellikle inkar edenlerle alakalı. Ayetin devamında da zaten bunu görüyoruz. Ve şöyle devamı şöyle geliyor. İnnehum kanu iza qila lahum la ilaha illallah yestekbirun. Çünkü onlar kendilerine la ilaha illallah denildiğinde kibirleniyorlardı.
ve la ilahe illallah'ı kabul etmiyorlardı. Allah'tan başka ilah yok denildiğinde bunu kabul etmiyorlar. Kendine göre, kendilerine göre ilahlar uyduruyorlar. Onlara tabi oluyorlardı. Veya tümüyle Allah'ı reddediyorlardı. Ve yekulune ve şöyle diyorlar. E inna le tariku alihatina li şairin mecnun. Yani biz ilahlarımızı mecnun bir şairden dolayı mı terk edeceğiz? Bununla haşa peygamberimizi kastediyorlar. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama demediklerini bırakmamışlar. Haşa ona mecnun demişler, şair demişler, kahin, sahir demişler. Bu gibi yaftalarla yaftalamaya çalışmışlar. İşte kendi küfürlerine bir gerekçe olması açısından da işte la ilahe illallah denildiğinde bunu kabul etmiyorlar ve şair bir mecnundan dolayı veya mecnun bir şairden dolayı biz ilahlarımızı mı terk edeceğiz diyorlar. Belce bil hak, doğrusu o peygamber, onların mecnun dediği, şair dediği peygamber hakkı getirdi. Yani peygamber olarak Allah'tan kendisine bildirilen gerçekleri getirdi. O kendi hevasından bir şey söylemiyor. O bir takım zanlarda bulunmuyor. Bir takım filozofların kendi akıllarını kullanarak bazı neticelere varması gibi, tahmini neticelere varması gibi hareket etmiyor. O doğrudan doğruya vahiy yoluyla hakkı getiriyor. Ve saddakal murselin ve peygamberleri de tasdik etti. Yani Hazreti Peygamber, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ilk defa peygamberlik iddiasında bulunan ve ilk gönderilen peygamber değil. Evvelinde de ta Hazreti Adem'den başlamak suretiyle Peygamber Efendimiz'e gelinceye kadar binlerce, yüz binlerce peygamber gelmiş, her kavme peygamber gönderilmiş ve onlar da benzeri şeyleri söylemişler. Demişler, la ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yok. Ölüm hak, öldükten sonra dirilmek de hak. Alem meleklerle dolu. Ahiret hayatı var, ahiret hayatında cennet var, cehennem var. Bu manada bu gerçekleri daha önceki peygamberler de söylemiş ve Hazreti Peygamber de kendine gelen dinle onları tasdik etmiş. Onların gittiği yoldan gitmiş. İnnekum lezaiqul azabil elim, ama siz o elim azabı tadacaksınız. İnkar etmenizden dolayı o elim azabı tadacaksınız. Ve ma tuczevne illa ma kuntum ta'malun, ve neler yapmışsanız ancak bunun karşılığını göreceksiniz. Yani siz bu şekilde neler yapıyorsanız bunun karşılığı size verilecek. Yapmadığınız bir şeyle suçlanmayacaksınız. Yapmadığınız bir şeyden dolayı hesaba çekilmeyeceksiniz. Ne yapmışsanız bunun karşılığını göreceksiniz. Değerli izleyenlerim, Cenab-ı Hakk'ın isimlerinden bir tanesi Adil. Cenab-ı Hak adili mutlaktır. Ve her hak sahibine hakkını verir. Her suç sahibine de cezasını verir. Ve diğer alemle ilgili ayetlerde nazara verildiği üzere la zulmel yevm, artık o gün zulüm yok. Dünyada zulüm var. İnsanların kendi arasında yapmış oldukları işlerde çok zulümler de oluyor. Normalde mahkemeler adaletin birer tecelli yeridir. Ama zaman zaman bilerek veya bilmeyerek oralarda da bir takım zulümler işlenebilir. Bir kısım insanlar masum olduğu halde ceza alabilir. Bir kısım suçlular da ceza almaları gerekirken rüşvet gibi veya bir takım yanlış delillerle ceza almadan oradan kurtulabilirler. Ama diğer alem böyle değil. Diğer alemde artık her şey açığa çıkacak. يَوْمَ تُبْلَ السَّرَائِرِ, sırlar ortaya çıkacak. Kimin ne yaptığı ortaya çıkacak. Ve böylece diğer alemde herkes kendi yaptığının karşılığını görecek. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى, kim zerre miktar bir hayır işlemişse karşılığını görecek. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى, kim de zerre miktar bir şer, kötülük işlemişse onun karşılığını görecek. Bir de diğer alemde bu adaletin
en muhteşem bir şekilde tecelli etmesi için zaten insanların yaptıkları da kaydediliyor. Nasıl ki günümüzde mobese kameralarıyla suçluları artık tespit etmek daha kolay oluyor. Eğer kamera olan bir yerde suç işlenmişse kamera kayıtlarından kimin ne yaptığı görülüyor. Şu anda Allah'ın meleklerinin kameraları zaten çalışıyor. İnsanın sağında solunda kiramen katibin denilen melekler onun yaptıklarını tespit ediyorlar. Ve böylece her insan kendi hayat filminde bir başrol oyuncusu olarak bütün yaptıkları kaydediliyor. Diğer alemde Allah'ın huzurunda hesap verirken hayır ben yapmadım dese bu kayıtlar var. Ayet-i kerimeler bunlara dikkat çeker ve insanın azalarının da konuşacağını bildirir. İnsanın artık orada eli de konuşacak. Hırsızlık yapmışsa ben yaptım diye konuşacak. Ayak günah yerlere gitmişse ben gittim diye söyleyecek. Mide haram lokma yemişse ben haram lokma yedim diye nutka gelecek ve konuşacak. Böyle olunca diğer alemde tamamen ilahi adalet tahakkuk edecek. Ve Allahu Teala ehli iman olanlara yaptıkları iyiliğin en az 10 katını verecek. Men ca'e bil hasene felehu aşru emthalihe. Kim Allah'ın huzuruna bir iyilikle gelirse ona 10 katı var. 10 misliyle mükafatı verilir en azından. Ve men ca'e bil seyyye, ancak bir kötülükle, seyyye ile gelenler fela yuczevne illa mislehe. Onlar ancak bunun misliyle, yani doğrudan birebir tarzında bunun karşılığını görecekler. Allah-u Teala'nın ehli imana ziyadesiyle vermesi lütfundandır. Ehli küfre doğrudan yaptığının karşılığını vermesi, bu da onun adaletindendir. Ve bir kimse bir günah işlememişken işlemiş gibi orada muamele görmeyecek. Veya dünyada iyilik yapanlar diğer alemde biz iyilik yapmıştık ama bunlar yazılmamış demeyecekler. Ve bu şekilde oradaki bütün insanlar yaptıkları amellerin karşılığını görecek. Cenab-ı Hak bizleri dünyada daima iyi amel yapan, diğer alemde de Allah'ın rahmetiyle, lütfuyla cennetine dahil olan bahtiyarlardan eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.